Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında çok fazla sayıda WhatsApp üzerinden mesajlar alıyorum. Daha doğrusu bu mesajları size bu program sırasında açıklamıyorum veya orada sorulan soruları cevaplayan bir program değil bu. Ancak vatandaşla program arasındaki ilişkiyi kurmak adına bu mesajları açık tutuyoruz. Bu mesajların pek çoğu programın çok önemli ve değerli projeler açıkladığını teşekkür ediyorlar, tebrik ediyorlar vesaire. Ancak bir kısmı biraz da sitem ediyorlar. Şunu söylüyorlar, bu programda açıkladığınız şeyleri biz dinliyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. Çözümleri gayet net biçimde ortaya koyuyorsunuz. Bunları kafadan atarak değil, uzun süre üzerinde çalışarak yaptığınızda besbelli, bütün ayrıntılarıyla açıklıyorsunuz. Ama neden belediye başkanlarımız, siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz, hatta daire müdürlerimiz, valilerimiz bunları dikkate almıyor? Ben size hemen küçük bir anekdot anlatayım. Geçenlerde yolda trafik kontrolünde durdurdular. İşte ehliyet, ruhsat vesaire kemere bakıyorlar. Trafik polisi aydına yeni gelmiş, birkaç yıl olmuş. Siz dedi Hüseyin Aksu'sunuz değil mi dedi. Evet dedim. Vallahi dedi ben sizin dedi TV'den de programınızı izliyorum. Yani çok önemli güzel şeyler anlatıyorsunuz. Çevreden de hep övgülerinizi duyuyorum. Yani zamanında çok güzel işler yapmışsınız. Peki dedim ben bir şey soracağım alınmazsanız. Geçen sene dedim 2023'te ben dedim bağımsız milletvekili adayı oldum. Bana dedim oy verdiniz mi? Ha onu ben sormadan önce şunu söyledi. Neden dedi milletvekillerimiz dedi sahip çıkmıyorlar bu Aydın'a dedi. Siz dedi sıralıyor veriyorsunuz dedi. Hepsi hakikaten dedi Aydın'ın bütün meseleleri sizin dilinizden ortaya konuluyor. Çözümlerini de söylüyorsunuz ama neden sahip çıkmıyorlar? Ben de onun üzerine sordum. Geçen yıl dedim ben aday oldum. Siz dedim bana oy verdiniz mi dedim. Vallahi dedi verecektim ama dedi pusulada adınızı bulamadım dedi. Ha dedim bak demek ki pusuladan adımı silen siyasi güçler veya neyse işte statüko yani Türkiye'ye hakim olan Türkiye'de vatandaşla adeta dalga geçer gibi hüküm süren muhalefetiyle iktidarıyla bir siyaset sınıfı oluşmuş bir sınıf oluşmuş o sınıf demek ki bizi gibi insanları arasında istemiyor. Bunun nedeni bu kadar basit. Pusuladan adımızı sildiren, pusulada bize oy verilen oyları iptal ettiren, bize geçit hakkı vermeyen, partisinde bizi görmek istemeyen, partisini başarıdan başarıya sürükleyeceğimizi kabul etmesine rağmen aday bile yapmayan, bırakın belediye başkanlığını, bırakın milletvekili adaylığı yapmayı, mahalle muhtar adayı bile, aza adayı bile yapmayacaklarını ifade eden, siyasi hiçbir mevkide bizi görmek istemeyen, bir siyaset dünyasından bahsediyoruz. Onun için bu programda sizlere şehircilik anlatıyorum. Daha ziyade Aydın merkezli olarak Efeler'den başlamak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinin sorunlarını anlatıyorum. Nasıl çözüleceğini anlatıyorum. Bunlarla ilgili yıllarımızı vererek hazırladığımız çok büyük bir beyin emeğiyle ortaya çıkan projeleri anlatıyorum. Anlaşılan vatandaştan aldığım girdiler şöyle. Teşekkür ederiz. Yani bunlar çok güzel şeyler ama kimse dinlemiyor. Dinlemediklerine göre biz dinleyip geçiyoruz. Yapacak bir şey yok diyorlar. Bunun üzerine ben bir karar aldım. Bir, Aydın'la ilgili, sadece Aydın'la ilgili değil, İzmir'i de, Muğla'yı da, belki Manisa'yı, Balıkesir'i, Afyon'u, yani Ege bölgesindeki bütün illeri ele alan projeler de açıklayacağım. Çünkü hep Aydın Aydın konuşuyorsunuz diyorlar. Bu seçimlerden önce Diyarbakır'da merkezde Kayapınar ilçesinde aday olan bir kardeşim partisini söylemeyeyim bana başvurdu. Ben Diyarbakır'la ilgili yapmış olduğum çalışmaları geldim eski çalışmaları derledim topladım ona bir paket hazırladım. Adam seçildi. Ve bana da teşekkür etti. Yani şehircilik aslında bir bilim. Bu konuda Türkiye genelinde hemen hemen bütün illeri, ilçeleri kadar girerek etütler yaptığım için biraz daha bölgesel açılmaya karar verdim. İkincisi de
programı biraz daha ilginç kılmak için her programdan önce, yani her programın başlangıcında 5-10 dakikayı uluslararası, ulusal veya güncel konulara ayırmaya karar verdim. Geçen hafta biliyorsunuz Efeler merkez ilçemizin trafik ve ulaşım sorunlarını çözmek için, otopark trafik ve ulaşım sorunlarını çözmek için bir acil eylem planı açıklamıştım. Bugün ona devam edeceğiz ama dediğim gibi önce bir 5-10 dakikamızı daha güncel, biraz daha renklendirmek için programımızı daha güncel konulara ayıralım. Bunların başında daha evvelsi gün maalesef İran halkının başı sağ olsun, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ve önemli bir siyasetçi grubu bir helikopter kazasında Azerbaycan'dan İran'a intikal sırasında helikopterin düşmesi sonucunda hayatlarını kaybettiler. Açıyorum, dinliyorum. Herkes helikopterci olmuş. Herkes helikopterlerin teknolojisinden tut bilmem nesine kadar bütün detayları. Ha, amaç şu, bu bir kaza mıdır yoksa bir suikast mıdır? Buna teşhis koyabilmek için helikopterlerle ilgili o kadar çok şey söylendi ki ben de duramadım. Burada bir iki dakikasını buna ayırayım istiyorum. Çünkü sene 1974, bakın tam 50 yıl önce çok genç yaşta ben Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA adına yönettiğim proje helikopterlerin pervaneleri ve helikopterlerin stabiliteleri üzerineydi. Bu çok bilimsel bir çalışmaydı. Tam 50 yıl geçmiş aradan. O çalışmanın sonuçları şuydu. Helikopterler son derece güvensiz araçlar. Çünkü yatay olarak işleyen bir pervane, yine bir kuyruk pervanesiyle havada stab durmak pek mümkün değil. Biz bunu nasıl etüt ediyorduk? Bunu eskiden rüzgar tünellerinde deniyorlarmış. Biz bunları 1974 yılında bilgisayarlarla çözmek suretiyle bir helikopterin gövdesi, pervanesi, etrafındaki hava akımlarını aerodinamik olarak analiz ederek buradaki muhtemel failure dediğimiz çöküş noktalarını tespit ettik. Yani buna stall deniyor. Helikopterler çok kolaylıkla güç kaybedebilen, çok kolaylıkla düşebilen, manevra kabiliyeti son derece düşük olan araçlar. Ama aradan 50 yıl geçti, hala helikopterler kullanılıyor. Teknoloji öyle garip bir illet ki, teknolojinin motivasyonu, bunu herkes söylemez, insanların birbirini öldürmesi. Neden bu? Bakın, insanların birbirini öldürmesi teknolojinin motivasyonu olabilir mi? Savaşta ne olur? Savaşta insanların temel dürtüsü nedir? Karşı tarafı öldürmek, değil mi? Milyonlarca insanı öldürmüş savaşta milletler, toplumlar, devletler. Savaş teknolojisi, teknolojinin gelişmesi için ana nedendir. Birincisi bu, savaş teknolojisi. İkincisi ise eğer savaş yoksa milleti canına okumaktır. Yani milletin cebindeki parayı almak, bir nevi emperyalist bir yapı içinde sermayeyi toplamak, sizin zaaflarınızdan yararlanmak suretiyle para kazanmak, güç elde etmek. Teknolojinin iki tane temel dürtüsü var. Bu dürtü etrafında adam bir helikopter yapmış, büyük bir teknoloji, büyük bir know-how. Bu güvensiz çöp atalım, binlercesi var, teknolojisi var, adam para kazanacak. Çıkartır mı devreden? Helikopterleri devreden çıkartmıyorlar. Bana göre bundan 50 yıl önce yapmış olduğumuz araştırmalarda ortaya koyduğumuz gibi artık helikopter diye bir hava aracının olmaması gerekiyor. Çünkü alternatifleri var. Bakın insansız hava araçları çıktı, değil mi? 3 veya 4 tane yatay pervanesi var. GPS yani Global Positioning System dediğimiz, yani bütün dünyada, dünya çerçevesinde senin pozisyonunu kontrol edebilen sistemler çıktı. Yani bugün bir basit drone'u, oyuncak drone'u birkaç bin liraya bir çocuk alıyor, yerden programlıyor. Diyor ki şurayı dolaş gel kardeşim diyor. Drone kendi kendine dolaşıyor. Ne pilotu var ne bilmem nesi var. Yani teknolojiyi savaşmak ve insanları öldürmek adına bu kadar geliştirmişiz.
insansız hava araçlarının içine silah koymuşuz, SİHA demişiz. Ve onu gönderdiğin zaman içinde insan bile olmadan gidiyor, dolaşıyor, senin tarif ettiğin güzergahta dolaşıyor, geliyor. Başına bir şey geldiği zaman tak, en güvenli yoldan senin gönderdiğin noktaya kendisi iniyor. Ya bunlar çocuk oyuncağı ya, gerçekten. Bu hale gelen teknolojide hala gidip de helikopterde bir cumhurbaşkanının düşüp can vermesine ben anlam veremiyorum. Artık helikopterlerin yerine doğrudan doğruya dronlara benzeyen, haricen kontrol edilebilen, hatta pilotsuz, yani otomatik pilota bağlayabilir bu tür araçların ikame edilmesi lazım. Hiçbir cumhurbaşkanı değil, hiç kimsenin o helikopter denen nesneye binmemesi lazım. Çünkü helikopter ister kaza olsun, ister suikast olsun, o kadar müsait bir araç ki. Eşref Bitlis komutanımız da helikopter kazasında vefat etti. Efendim, dolayısıyla helikopter kazaları aslında suikastların da çok kolaylıkla yaptırılabileceği araçlar olarak gösteriliyor. Yani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da aynı şekilde bir helikopter kazasıyla vefat etti ve onun da bir suikast olduğu iddiası hep gündemde kaldı. Suikast değilse bile bir ihmal zinciri neticesinde olduğu ortaya çıktı. Onun için helikopter konusunu bir de benden dinleyin dedim. Böylece ifade ettim. Ben hep çok açık ve net konuşuyorum. Helikopterleri şu dünyadan bir silin kardeşim. İkinci başlık. Şimdi dün ben bir sosyal medya hesaplarımda bir şey paylaştım. İstanbul kanalının bir fotoğrafını koydum, haritasını koydum. Altına da şunu yazdım. Bundan tam 15 yıl önce, 2008-2009 yıllarında biz üzerinde uzunca süredir çalıştığımız Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir kanal projesi geliştirdik. Bunu ne zaman yaptık? Sakarya ilinin 1/100.000'lik imar planlarını çiziyoruz. Benim şirketim çiziyor, Kentmap. Bu şirket Sakarya ilinin 100.000 ölçekli planlamasını yaparken stratejik olarak Sakarya çok önemli bir vilayet. Bütün unsurları değerlendirdik. Planlamada olması gereken temel projeleri geliştirdik. Sakarya valisiyle de bunları anlattık, sunduk, geliştirdik. Buradaki en önemli proje Sultan Abdülhamid'in döneminde gündeme getirilmiş. Çok daha öncesinde Osmanlı tarafından hatta inşaatına başlanmış Sakarya Kanalı'dır. Sakarya Kanalı nedir? Onu buradan açıklamıyorum. Paylaşımlarımda da açıklamıyorum. Çünkü bu tür kanal projeleri İstanbul Kanalı'nda olduğu gibi daha ziyade arsa spekülasyonunun önünü açmaktadır. Ben size bir güzergah söylesem ciddiye alıp bazıları gidip oradan arsa tarla kapatmaya falan kalkar. Onun için bu kanalın projelerini burada görsel olarak sizlere açıklamıyorum. Ama Sakarya Kanalı gerçekten İstanbul Kanalı'nın artık devreden çıkartılıp, gündemden çıkartılıp Sakarya Kanalı gibi aynı fonksiyonları çok daha iyi biçimde yerine getirecek bir kanal projesinin gündeme gelmesini öneriyoruz. Bu projede hazır, bütün fizibilitelerine göre gerek yatırım maliyeti, gerek amortismanı, çevre üzerindeki etkileri, o bölgedeki ekonomik etkileri, sosyal etkileri ve de siyasi etkileri. Ayrıca uluslararası hukuk açısından bütün etkileri analiz edilmiştir Sakarya Kanalı'nın. Mükemmel bir projedir. Bunu öneriyoruz. Bu da bir ulusal öneri olarak bugünkü sizi ayıracağım ulusal projeler ve genel projeler kısmını böylece kapatalım. Haftaya sizlere özellikle Aydın dışından, Aydın vilayeti ve ilçeleri dışından, örneğin İzmir veya Muğla, Muğla'da Fethiye olur, Ortacı olur, Dalaman olur, Marmaris olur ama özellikle Bodrum Türkiye'de büyük bir sorun haline geldi. Çünkü Bodrum zengin memleketi. Zengin memleketi, efendim bir tane pideyi 1.000 liraya satıyorlar. Belki ucuz kalmıştır, yani yanlış olmasın, gülmeyin halime. Gidip Bodrum'da pide mide yemediğim için. Fakat Bodrum'da yaşayan
Türkiye'nin en elit tabakası, en zengin tabakası, Bodrum'da yaşamayı adeta bir imtiyaz olarak kamuoyuna sunan tabaka, orada büyük bir altyapı ve ulaşım rezaletinin içinde yaşıyor. İşte onlarla ilgili de çözümlerimiz var. Bodrum bana yabancı değil, ben orada çok yatırım yaptım. Çok etüt ettik. Bodrum Yarımadası'nın gerek içme suyu problemi, gerekse kanalizasyon problemi, sahillerin korunması, turizm sektöründe nasıl gelişecek, ulaşım sektöründe neler yapılması gerektiği yönünde çok çalışmalarımız var. Onları özetleyeceğim. Önümüzdeki programlarda size Aydın'ın dışından da TVD'nin yayın alanı içinde olduğu için ulusal düzeyde, bölgesel düzeyde bazı projeler açıklayacağım. Çünkü bazı vatandaşlarımız da kafayı Aydın'a takmışsın diyor. Beni Manisa'dan arıyor. Kafayı diyor Aydın'a takmışsınız diyor. Biraz da Manisa'dan anlatın diyor. Onları da sırayla anlatacağız. Şimdi ekrana yansıtırsak arkadaşlar, gelelim biz tekrar Aydın'a. Yani Efe'lere tekrar geri dönelim. Ekrana alabilir miyiz yansıtmayı? Yansıtmamız umarım çalışıyordur. Çıkmış olabilir. Hemen bakalım. Evet, yansıtma çalışıyor. Evet, geçen haftanın kısa bir özetini yapacağım. 1928 yılında Türkiye'ye ilk kez şehircilikte imar planıyla tanışıyor Türkiye. Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye getirilen ünlü bir Alman şehir plancısı Ankara'nın imar planlarını çiziyor. Bu arada kimden kaynaklandığını bilmediğimiz şekilde Aydın'ın da imar planını hazırlıyor. İşte o imar planlarından bahsettik. Orada Gazi Bulvarı'nı 1928'de nasıl planladığını anlattık. Bu Gazi Bulvarı'nın 1930 yılındaki hali, bu sadece giriş gidiş şeridi. Ortadaki refüji görüyorsunuz. Sağ tarafında da geliş şeridi var. Yani 1930'lu yıllarda Aydın'ın nüfusu 8-10 bin civarındayken böyle bir bulvarla, İzmir yolu böyle bir bulvarla Gazi Bulvarı'na dönüştürülmüş. Ama aradan geçmiş bunca yıl, yani neredeyse 100 yıl geçmiş, biz hala bu şehirde benim açmış olduğum 56 tane bulvara rağmen, yapmış olduğum yüzlerce otoparka rağmen hala da otopark ve ulaşım sorunu, trafik sorununun içinde yaşıyoruz. Neden? Çünkü son 22 senedir bir tane bile yeni yol ve bulvar açılmadı. Bir tane bile yeni otopark yapılmadı. Onun için diyorum ki 20 küsür, neredeyse çeyrek asır bu şehri ihmal ettiniz. Gelin Efe'ler için şu acil eylem planını uygulayın. Size burada 18 tane proje takdim ediyorum. Bunun birincisi kavşaklar. 48 tane kavşak çizmişiz. Geçen hafta anlattık. Bir ana ulaşım ağı projemiz var. Bunu dikkate alın demişiz. Bunlar içinde çevre yolunun batı dalı dediğimiz Ekizdere Köprüsü'nden başlayıp Muğla yoluna bağlanan, burada gördüğünüz projeden bahsettik. Hakeza demir yolunun kent içi geçişinin kent dışına çıkartılması ta 1995 yılında devlet tarafından kabul edilmiş, projeleri çizilmiş, devlet tarafından imar planları işlenmiş bir proje olmasına rağmen herkes görmezden geliyor. Kent içi geçişini, demir yolunun kent içi geçişini bir yeşil banda dönüştüren, yürüyüş yolu bir rekreasyon alanına dönüştüren bir projeden bahsettik. Sadece o proje bile yüzlerce sayfalık etüt var içinde. Yani onu yapabilseydim burada getirecektim ama koca bir programı götürür. Yani kent içinden demiryolunun çıkartılması projesinin nasıl uygulanacağı, nasıl planlanması gerektiğine dair koskoca bir çalışma var. Bilimsel bir çalışma. Bir mühendislik çalışması var, bir şehircilik çalışması var, sosyolojik bir çalışma var, çevresel etkileri var, var oğlu var. Bu konuda üniversitemizde bir akademisyen bir tez hazırlıyor. Daha doğrusu doktora tezi hazırlıyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Aydın merkezde raylı sistemle nasıl tanışacak? Raylı sistem nasıl mevcut olan ulaşım esnafının sistemi olacak? Yani ulaşım esnafının ekmeğiyle oynamadan bir raylı sistem nasıl kurulur? Bunları anlattık. Kent içi, yani raylı sistemin Aydın ili genelinde nasıl planlandığını,
Çünkü sadece bir şehir, örneğin Söke, örneğin Nazilli, benim raylı sistemim olsun, şuradan şuraya bir tane tramvay koyayım, böyle bir şey yok. Yani ulaşım sistemleri global anlamda etüt edilecek, oradan merkeze veya büyük yerleşmelere. Mesela raylı sistemin Didim ayağı var, Kuşadası ayağı var. Bu raylı sistemin hakeza Söke, Nazilli, Efeler ayakları var. Bunlar hep ayrı ayrı geçen hafta gösterdik. Bunun merkez kısmını açıkladık. Yani Efeler'in kent içi raylı sistemin nerelerden geçtiğini açıkladık. Yeni dört yol kavşağının bir kanayan yara o haline geldiğini ve o konuda hazırlamış olduğumuz projenin en acil eylem planı içinde en acil konu olduğunu ifade ettik. Seçimden önce yaparız, çatarız diyenlerin ortadan kaybolduğunun altını bir daha çizelim. Aydın sadece yeni dört yol değil, kent içinin transit geçişinin nasıl sağlanacağını, sadece yeni dört yola bir tane kavşak yapmakla çözülmüyor. Bunları anlattık. Yine önemli bir yeni projeden bahsettik. Bu Turgut Özal Bulvarı, Ayko'dan benim tarafımdan 1995'te açılan Turgut Özal Bulvarı'nın yine benim çizdiğim imar planında devlet su işlerine kadar bağlanan polis okulun oradan geçen Turgut Özal Bulvarı böyle bekliyor. İki ucu boşta. İkisinin arası nasıl tamamlanacak? Bu da çok acil. Çünkü bu bağlandığı takdirde hem otoyola bağlanıyor, hem Ayko Mimar Sinan Mahallesi tarafına bağlanıyor, hem de DSİ polis okulu tarafına bağlanıyor. Çok önemli bir trafik yükünü alıyor. Çok önemli bir fonksiyonu var. Çok acil bir yatırım. Yani bunları tek tek, bu arada devlet su işleri kavşağının nasıl düzenleneceğini anlattık. Geçen hafta bunları anlattık. Üniversiteye çıkış varyantının zamanında bütün ikazlarıma rağmen yanlış yapıldığını, bu yüzden Sayın Eski Rektör Cezmi Öncüer'le birbirimize girdiğimizi anlattık. Bunun alternatifi olan projeyi bundan yıllar önce 1998'de çizdiğimizi, bugün uygulanması için artık elzem olduğunu, kaçınılmaz olduğunu ifade ettik. Bu projenin detaylarını gösterdik. Bunun Ilıcabaşı'ndaki kavşağını sizlere açıkladık. Tabakhane Bulvarı, yani Aydın'ın içinden dikey istikamette, kuzey-güney istikametinde geçen Tabakhane Deresi'nin kenarlarından büyük bir bulvarla otobandan hükümete kadar 8 şeritli bir bulvarla Aydın'ın temel arteri, yani Menderes Bulvarı'nın alternatifi olan bu bulvarı açıkladık. Çok önemli. Ve maalesef bu bulvarı yapmak yerine küçük bir kısmını Sayın Özlem Çerçoğlu'nu daraltıp garip bir parke taşı döşeyip neredeyse arabaların geçmez hale getirdiğini de eleştirdik. Açık söyleyelim. Sayın Çerçoğlu'nun bir seçim projesi vardı. Herhalde bir gecede birisine sipariş etmiş. Bunlara biz zihni sinir projesi diyoruz. Yani bu tür projelere ben işte sırtını kahve sandalyesine dayayıp ben olsam memleketi şöyle kurtarırım diyenlerin projeleri bunlar. Maalesef bu tür projeleri ortaya atanlar bizim gibi bunlara yıllarını vererek etüt edenlerle aynı statüye gelebiliyor. Çünkü onlar da böyle yenilikçi görünüyor. Diyor ki şuradan şöyle diyor bir şey geçireceğim. Yani bunu en iyi yapan bizim neyse söylemeyelim. Yani kafadan atma tekniği, uydurmak tekniği maalesef Türkiye'de kendini projeci göstermek isteyen bir takım insanların taktiği haline gelmiş. Zaman zaman da bizim önerilerimizle karışıyor. Bundan çok şikayetçiyiz. Bunlardan bir tanesi Sayın Çerçoğlu'nun seçim yoluydu. Garip bir proje ortaya attı. Buyursun şimdi yapsın. Bu projede 300 metre yüksekliğinde viyadükler falan çıkıyor. Yani garip bir şey. Otoban çıkışı Aymaz Zeybek Kavşağı dedik. Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi'ne doğrudan çıkış sağlayan Aydın Bulvarı ve çevre bulvarıyla Aydın'ın güney batı kesiminin trafiğini rahatlatacak bir kavşak projesinden bahsettik. Hakeza benim zamanda açtığım Aydın Bulvarı ve çevre bulvarı Zeybek Mahallesi'ne kadar gidip orada kalmıştı. Onun kalan 300-500 metrelik bölümü 20 senedir bağlanmadı.
Yine iki ucu böyle bekliyor. Bu uçları gelin bağlayın. Çünkü bağlamazsanız trafik orada da sıkışır, burada da sıkışır. Bağlarsanız trafik akar gider. Bir şehrin koskoca Efeler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Zeybek Mahallesi gibi dörtte birine, adeta bir çeyreğini oluşturan bölgede trafik akışını rahatlatırsınız. Bunları geçen hafta anlattık. Yine hastane bulvarından bahsettik. Gelecek hafta bunu ayrıntılı ele alacağım. Aydın o kadar sahipsiz ki haftaya giriş kısmında, o 10-15 dakika giriş kısmında özel konulara ayıracağım dedim ya, giriş kısmında bir hastane yolu ihale ettiler, onu eleştireceğim. Bir otoban ihale ettiler, otobanı yapan firma dahil onu eleştireceğim. Otobana bir asfalt döktüler, aylarca kapattılar, onu eleştireceğim. Yani adliye binası ne oldu, Novada kavşağı ne oldu, Sazlıköy kavşağı ne oldu? Bütün bunlar çok acil konular, bütün bunları haftaya ilk bölümde bekleyin. Çok ciddi açıklamalar yapacağım. Aydın'ın sahipsizliğine önünü almak adına bütün bunları sizlere açıklayacağım. Siz de her vesileyle dile getirin. Şimdi bugün kaldığımız yer aşağı yukarı hastane bulvarını bitirmiştik. Hastane bulvarının yapımında devam ediyor. Bu bulvarı ta 96 yılında kendi ellerimle çizmişim. 96'dan bugüne 28 sene mi geçmiş? 28 sene sonra bu bulvarı açıyorlar. Bu bulvar çoktan açılmış olması gerekiyordu. Ama bu bulvar orada hastane yapılmasaydı açılmayacaktı da. Bu bulvarın açılmasının zorunluluğu belediye ait olmasına rağmen, oraya koskoca bir hastane yapılmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız bu bulvarı açmamakta direndi. Siyasi nedenlerle. Ya yapmayın, siyaseti belediyeciliğe karıştırmayın. Siyasi yarışın içine vatandaşı mağdur edecek unsurları sokmayın. 100 kere söylüyoruz. Kavga dövüş, bakanlık ihale etti. 5 kilometre yolu 5 milyar liraya ihale ettiler. Haftaya bu yolun nasıl yapıldığı hakkında size bir takım çok ilginç açıklamalarda bulunacağım. Ama yol yapılıyor. O yolun bağlandığı, yani Şevketiye Bulvarı'nın bağlandığı noktada da büyük bir kavşak yapılması gerekiyor. Yani hastane yolunun çok büyük bir macerası var. İşte Şevketiye Kavşağı dediğimiz bu kavşak, Yılmaz Yapı Market'in reklamını da yapalım. Çünkü TV'den de zaten reklamı var. Ben de programda yapayım. Aydın'ın çok değerli bir kurumudur. Sayın Abdullah Yılmaz'a da buradan kendisine bir gönderme yapalım. Şevketiye Kavşağı'nı yıllar önce ben açmıştım. Benim evim de orada, o kavşaktan yararlandığı için rahmetli İlhami Ortekin geldi kavşağı kapattı. Yani bunlar çok sıradan şeyler. Koçarlı'da eski belediye başkanımız Nedim Kaplan bir fırın yapmıştı. Büyükşehir'le rekabet için. Yeni seçilen belediye başkanı seçimden bu yana geçen sürede, yani işte 1,5 aylık sürede fırını kapattırmış. Çıkın demiş herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü dün fotoğraflar yayınlandı. İçinde hamur var. Kazanın içinde hamur var. Ya hamuru 1,5 ay bu yaz sıcağında bırakırsan ne olur? Çürür. Her yer çürümüş. Pislik içinde. Rezalet. Ve bunları yayınlıyor. Bak diyor ne yapmışlar. Ya yapmayın. Allah'ınızı severseniz sizden önceki belediye başkanlarına yönelik saldırıları bırakın. Siz iş yapın, vatandaşın gözüne girin. Ben belediye başkanı seçildim. Siyasetin dışından çıktım, geldim, seçildim. Hiç siyaset yapmamıştım. Seçildiğim gün rahmetli Cevat Aldemir, benden önceki belediye başkanı, oturduğu koltuğu makam odasının penceresinden aşağıya atmaya kalktılar. Dedim beyler ne yapıyorsunuz siz ya? Bana ne dediler biliyor musun? Sayın Cevat Aldemir ilk seçildiğinde 1989'da ondan önceki belediye başkanı olan rahmetli Nevzat Biçer'in, çok değerli başkanlarımız bunlar, Biçer'in koltuğunu camdan aşağı attılar. 5 sene sonra sen kazandın, biz de Cevat abinin koltuğunu atalım aşağıya. Yapmayın. Bu en basiti. En basiti. Bizde belediye başkanları seçiliyor, işte gördünüz. Hepiniz şahitsiniz.
Yerine gelen belediye başkanı ertesi gün açıklıyor. BES pankartlara para ödeyip yayınlattırıyor. Belediyenin üstüne asıyor. Şu kadar borcu varmış da bilmem neymiş de şunu şöyle yapmış da bunu böyle. Yahu kardeş yapmayın. Siz oraya hata aramak için gitmiyorsunuz. Yanlış varsa düzeltin. Düzeltemiyorsanız yardım isteyin. Bakın 45 gündür belediyelerin tek icraatı var eski başkanları eleştirmek. Yapmayın bunu. Bu husumet, bu kin hiçbir zaman da bitmiyor. Eski başkanlar muhtemel rakip oldukları için onların tepesine çöküp zarar vermek, küçük düşürmek için olmadık hilelere başvuruyorlar. Bunları ben yaşadım. Burada ona girmeyelim. Çok yaşadım. Onun için bunlardan bir tanesi somut örnek. Yapmış olduğum kavşağı Sayın İlhami Ortekin geldi kapattı yahu. Gerekçesi de ya o kavşak önemli bir kavşak yapmayın etmeyin. Yok. Hüseyin Aksu'nun evine kestirmeden gidiyormuş kavşak. Ne oldu? Ben 20 senedir bu yüzden ta gidiyorum Kardeşköy kavşağından dolaşıyorum. 2 kilometre fazla yol yapıyorum. Yani bunlar doğru değil. Gidin Kardeşköy kavşağı da tıkandı. Yani ne giriliyor ne çıkılıyor. U dönüşü yasak. Zaman zaman trafik orada kontroller yapıyor. Herkes U dönmek zorunda. Başka türlü dönüş yok. Herkese ceza yazmak için güzel bir fırsat doğuyor. Onun için bu kavşaklar çok önemli. Şevketiye kavşağı, Kardeşköy kavşağı ve Kızılcaköy kavşağı. Bunlar çok acil kavşaklar. Neden? Kızılcaköy kavşağı, Acarlar kavşağı yaklaşma şeritli kavşaklar. Yani yaklaşma şeritli kavşak nerede olur biliyor musunuz? Ta böyle dağın başında bir kavşak olur. Günde 10 tane araba geçer. Orada sığınma cebi yaparsınız. Ama bizim buradaki trafik kardeşim günde 30 bin, 40 bin araba geçiyor. Burada sığınma cebi olmaz. Olursa ne olur? Bir kırmızı ışık koyarsınız, bir sinyalizasyon koyarsınız. Buraya dönüş için ayrı yakarsınız, buraya dönüş için ayrı yakarsınız, düz gidiş için ayrı yakarsınız, geriye dönüş için ayrı yakarsınız derken düzgün bir kavşak olmadığı için bekleme süreniz 5 katına çıkar. Onun için siz Kızılcaköy kavşağında, Acarlar kavşağında dakikalarca bekliyorsunuz. Bazen de öyle oluyor ki öbür istikametten dönüş yok. Dönüş için ayrı ışık yakıyorlar çünkü. Dönüşler için. Dönüş olmayınca herkese kırmızı yanıyor. Herkese kırmızı yanıyor. Bakıyorsun. Yani böyle bir saçmalık olmaz kardeşim diyorsun. Nerede bu karayolların aklı? Nerede bu belediyenin aklı? Böyle kırmızı ışık mı olur yahu? Diyorsunuz babam bekliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de yine benim yapmış olduğum ve yanlış uygulanan Aymaz kavşağı, Galericiler Sitesi kavşağı. Dönüşler için ayrı ışık düzeni kurmuşlar. Bakıyorsunuz hem karşı taraf bekliyor hem siz bekliyorsunuz. Herkes bekliyor. Yanlarda zaten yol yok be arkadaş. Aynısı İncirlioğlu'nun içinde de var. Söke'de de var. Onun için bunun sırrı bakın en acil konulardan bir tanesi budur. Kardeşköy kavşağını acilen yapın. Şevketiye kavşağını zaten karayolları hastane yolu nedeniyle yapacak. Ama Kardeşköy kavşağını büyük bir dönerli kavşak haline getirelim. Kızılcaköy kavşağını büyük bir dönerli kavşak haline getirelim. Acarlar kavşağını büyük bir dönerli kavşak haline getirelim. Bu üç kavşağı yapın da şurada İncirlova neredeyse Aydın'la birleşmiş. Neredeyse Aydın içi olmuş. İncirlova'da yaşayan vatandaş Aydın'da çalışıyor. Devlet memurları var bilmem ne var. Yapmayın her gün gelip gidiyorlar. Bu insanları sabah ve akşam bu trafik çilesinden kurtarın. 10 kilometrelik kısacık bir yolda 5 tane kırmızı ışık var. Hiçbir tanesinde kavşak yok. Hepsinde sığınma cebi var. Buradan oraya gitmek adeta bir eziyet. Hele sabah saatlerinde eziyetin daniskası. Bunları yapın. Bakın burada Kardeşköy kavşağını çizmişiz. Nasıl yapılacağını göstermişiz. Milim milim bunun projeleri var. Gelin yarın kazmayı vurun yapın. Ha birileri çıkacak diyecek ki o karayolların işi. Yok. Devletin işi devletin işidir. Ben hep öyle baktım. Girdim yaptım. Karayolları kızdı, kavga çıktı bilmem ne oldu ama şu anda bakın otoban kavşağı, Aydın'ın çıkışındaki otoban kavşağını
Yine sığınma cebiydi. Yapmayız dediler. Gittim zorla yaptırdım. Yani yetkim yok hikayesini geçin. Herkesin yetkisi var. Girersin yaparsın kardeşim. En fazla şikayet ederler. Bunda kamu yararı olduğu için şikayetten hiçbir halt çıkmaz. Muhalefet desin gelir müfettiş seni yargılanmana karar verir, mahkemeye verir, davaya su görülür, hakimin önüne çıkarsın. Bunları ben yüzlerce kez yaşadım. Şu koşu yolunu yaptım diye yargılandım. Efendim sevgi yolunu, Aydın içindeki sevgi yolunu trafiğe kapattım diye yargılandım. Buna benzer yetki aşımı nedeniyle bir yolun trafiğe kapatılması İl Trafik Komisyonu'nun kararıyla oluyor. Şimdi UKAME var. Onun kararı olmadan girdim kapattım ya. Allah Allah. Bu kanunu kitabı çiğnemek değildir. Bu suç işlemek değildir. Bana hep öyle dediler. Kanunsuz adam. Kanun kitap tanımıyor, hukuk tanımıyor. Alakası yok. Gerçek suç insana, kamuya zarar veren eylemdir. Gerçek suç kendine çıkar sağlamaktır. Gerçek suç başkalarına çıkar sağlamak için yapılan eylemdir. Gerçek suç başkalarına garez tutup kötülük yapmak için yapılan eylemdir. Herkesin yararlandığı, kamunun yararlandığı, vatandaşın severek kullandığı hiçbir şeyden suç çıkaramazsınız. Gelin yapın arkadaş. Yok o senin yetkindeydi de benim yetkimdeydi de. Bundan önce ilçe belediye başkanlarına soruyorlar bana, başkan ne yap? Şunu yapın diyorum. Diyor ki o büyük şehrin yetkisinde. Ya arkadaş gir yap. Büyük şehir yetişemeyebilir. E yaparsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gir yap. İşte Kardeşköy kavşağını gelin yapın yahu. Şu Kardeşköy kavşağında Aydın'ın çok elit bir kesimi orada villalarda oturuyor. Her gün sabah o çileyi çekmekten bir kurtarın şu insanları. Kızılcaköy kavşağı bizim düğüncü kavşağımız. Düğünlerde gecenin geç vaktinde bile trafik sorunu yaşıyoruz. İşte Kızılcaköy kavşağının bütün ayrıntıları projelendirildi. Bunlar şematik. Buna bakıp da böyle demeyin. Bunların hepsinin milim milim projeleri hazır. Belediyenin arşivinde duruyor. Ulaşım Master Planı adı altında duruyor. Bunların ileride yapılacağını düşünerek biz Efeler ilçesinin Ulaşım Master Planı'nda bunların hepsinin projelerini hazırlamışız. Gidin yapın. Sayın Anıl Başkanım, Sayın Çerçioğlu ile görüşün. Şu üç kavşağı birlikte yapın geçin ya. Şu Aydın'la İncirlova'nın arasını bari şimdilik kurtaralım. Acarlar kavşağı hakeza aynı durumda. Bunda projeleri hazır. Acarlar tarafında da hem çok lüks villalar oluştu, hızlı bir trafik oluştu. Hem de Acarlar Aydın'ın çok önemli bir yerleşmesidir. Acarlar halkı Aydın'ın en çalışkan, pire gibi her gün dolaşan insanlardır. Onları sebze kamyonları, sebze kamyonetleri her gün bu kavşakta çile çekiyor. Şu işi çözün gelin. Güney Otoyol Bulvarı, bakın Başak Lisesi'nin, Özel Başak Lisesi'nin yanından geçen bir yol var. Buna parke taşı filan döşemişler. Aslında orası bir bulvar. Ve Başak Lisesi'nin hemen arkasında bir takım konutlar, villalar filan yapılıyor. Giderek oradaki trafik sorunu başlayacak. Orada büyük bir bulvar var. Gelin şunu açın. Öyle daracık iki metre parke döşemekle kaldırımsız olmuyor. Bir yol açacaksanız hakkını vererek açın. Şimdi burada göstereceğim ben size. Kadıköy Bulvarı var bakın. Kadıköy Bulvarı'nın önüne bir site yapıldı. Sırf o sitenin hatırına gitmişler oraya bir asfalt dökmüşler. Ya orası bulvar, 25 metre, ortası refüj, kenarları kaldırım. Kaldırımlarda ağaçları var, refüjlerde aydınlatması olacak, sulaması olacak. Her şeysiyle projeli bir şey. Gitmişler oradaki mevcut yola, eski yani sati kaplama dediğimiz mıcır asfalt olan yola sıcak asfalt dökmüşler. Oradaki site herhalde tatmin olmamış. Kenara bir de kaldırım taşı koymuşlar. Ya böyle olmaz. Projeye göre yapın. Ulaşım yatırımları çok önemlidir. Hepsini biz 96 planında çizdik, hazırladık. Şimdi Güney Otoyol Bulvarı çok önemli bir bulvar. Hızlı açılması Aydın'da trafikte rahatlama sağlar.
Ata Bulvarı diye bir bulvar var. Aydın'ın en büyük bulvarı, 50 metre. Ata Bulvarı Egemenlik Bulvarı ile bağlanıyor. Toptan Gıda Çarşısı'ndan başlar, Astim'i takip eder. Oradaki Devlet Su İşleri kanalını orta refüje alır. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş, geniş kaldırımları olan bir bulvardır. Yani vakti zamanında orada hiçbir yapılaşma olmadığı için biz açmadık. Hiçbir yapılaşma olmayan pek çok yerde bulvarları açtık, burayı açmadık. Neden? Ortasında Devlet Su İşleri'nin kanalı vardı. Bir de dedik Devlet Su İşleri'yle boğuşmayalım. Sıra ona gelmedi. Onun için sen niye yapmadın diye sorarsanız bu bulvar mutlaka açılması lazım. Ata Bulvarı. Gelelim Aydın kentindeki otoparklara. Otopark master planı diye bir plan var. Bu planın içinde biz Aydın otopark sorununu 90'lı yıllarda tamamen çözdük. En az 20-25 senelik de otopark ihtiyacını karşılayacak kadar otopark yaptık. Sanıyorum merkezde 16 tane, mahallelerde ise 100 küsür otopark inşa etmişiz. Fakat 2002'den yani benim başkanlığı bıraktığımdan bu yana bir tane bile otopark yapılmadı. Pardon, bir tane yapıldı. Kent Meydanı'nda, Atatürk Kent Meydanı'nda benim yaptığım otoparkı lüzumsuz yere yıktı. Sayın Çerçioğlu yerine aynı büyüklükte otopark yaptı. Bir de çıktı dedi ki biz Aydın'ın dedi 30 sene 50 sene otopark sorununu çözdük. Ya siz otopark sorunun ne olduğunu farkında bile değilsiniz. Benim açtığım bir takım otoparkları kapattılar. Bedesten otoparkını kapattılar. Adliyenin önündeki otoparkı götürdüler, adliyeye verdiler. Ya bunlar kamuya açık otoparklardı. Buna benzer bazı otoparkları işletmeye kapattılar. Bırakın yenisini yapmayı. Dolayısıyla Zafer Meydanı'nda, açık söylüyorum, Zafer Meydanı'nda sakın ola eski garajın orada yapıldığı gibi koca bir bina yapmaya kalkmayın. Zafer Meydanı'nda yeni bina yapmayın. Defterdarlık oradan taşınacak mutlaka, alternatif yerlerimiz var. Defterdarlık taşındıktan sonra onu da katın Zafer Meydanı'na. Orası kentin ikinci büyük meydanı olsun. Yani güzel yeşillikler katabilirsiniz. Ya çıplak bir meydan olmayabilir. Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı gibi beton demir yığını olmasın. İçine böyle acayip ticari işletmeler doldurmayın. Hakikaten tertemiz bir meydan yapın. Ama altına 3 kat otopark yapın. 3 kat. Müsait buna. 9 metre ineceksiniz. Kot da müsait. 3 kat otopark yapın. Bunun 1 veya 2 katını salı günleri, salı pazarına tahsis edin ve kullanın. Bunlar Aydın'ın yapılması gereken önemli otopark projeleri. Hakeza işte burada göstermişiz bakın. 13 bin metrekare, altta 3 kat otopark, 1200 araç ve buradan direkt Egemenlik Bulvarı'na geçiş sağlanıyor. Bunlar hepsinin projeleri hazır. Gelin yapın ya. Şimdi bundan hiç bahsetmiyorum. Eski benim projelendirdiğim 1978 yılında belediye başkanını zorlayarak yaptırdığım eski garaj. 40 yıla yakın hizmet verdi. Çok da güzel hizmet verdi. Bu garajın kaldırılacağı yeri belirledik. Otobanın Muğla çıkışına bitişik bir yer belirledik. 70 bin metrekare. Maalesef oraya yapmadılar. Gittiler garajı ta Menderes Köprüsü'nün oraya uzak bir yere yaptılar. Arıtma tesisinin bulunduğu yerde kokuyor. Mesafe uzak. Yanlış bir yer seçimi, yanlış bir proje. Su basıyor. Bir sürü problemleri var. Onu bırakın. Eski garaja bir proje hazırlamışız. Demişiz ki buna bir kültür meydanı adı altında. Bu da 13 bin metrekare. Bugün şurada apartman yaptırdılar. Bakın apartman. Buraya 100'e yakın konut yaptırdılar. Burada 180 metrelik bir simge kule önermiştik. Bu projeler arşivde dururken Sayın Fatih Atay'ı bu konuda hiç affetmeyeceğim. Hiç affetmeyeceğim. Götürdü. Burada bir kültür merkezi ve Aydın simgesi olacak bir kule önerimiz varken, bunu da kendisine bildirmişken, oraya gitti, apartman yaptırdı. O apartmanda oturanların yaratacağı ilave trafik yükü vesaire, onu bir tarafa bırakın, yasal değil.
garaj olarak istimlak edilmiş bir alana apartman diktiremezsiniz. Yapmayın bunu. Hileyle ruhsatlar almışlar, bilmem neler almışlar. Onu ben yeni yönetime havale ediyorum. Ne yaparsanız yapın. Ama bu alanın, 13 bin metrekare alanın tamamı bir kültür meydanına dönüştürülecekti. Ve onun altında 1500 araçlık bir otopark çizmiştik, hazırlamıştık. Bu otopark iki katlı olacaktı ve birinci katını da Kurtuluş Pazarı olarak haftada bir gün, sanıyorum pazar günleri hala, burası pazar yeri olarak, üstü kültür meydanı, altında pazar yeri ve iki katlı 1500 araçlık otopark. Bu otoparkı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan insanlara abone bedeli, mesela ayda 100 lira. Temizlik parası, aydınlatma parası. Bir kart vereceksiniz, adam gidecek, aracını oraya güvenli biçimde koyacak. Öyle ticari işletme, Aydın Tekstil'in otoparkına gidiyorsunuz, bir acayip rakam ödüyorsunuz. Ne olmuş? Özelleştirilmiş. Birilerine peşkeş çekilmiş, adam oradan para kazanacak. İşte bu otoparkları böyle işletmeyin. Bu otoparkları kart sistemiyle o yörede bulunan apartmanlarda oturan insanlara çok ucuza tahsis edin, abone yapın, aylık cüzi bir bedel alın. Otopark sorunu çözümlerini bu şekilde özetleyebiliriz. Stadın yıkıldığı alanda büyük bir Atatürk Parkı yapılacağını Sayın Mustafa Savaş ilan etti. Bu Atatürk Parkı yapılırken altında iki katlı otopark projesini ihmal etmeyin. Oradaki fabrikayı ben kaldıracağım diye neler çektim. Ne savaşlar verdim. Canımızı ortaya koyduk. Kendimiz çıktık dozerin üstüne, kepçenin üstüne. O bina, eski binaları yıkacağız diye operatörlerimizi darp etmeye kalktılar. Şu andaki istasyon bulvarını açacağız diye gittik orada savaştık. Kaldırdık. İlhami Ortekin rahmetli geldi. Oraya koskoca sarı bir teneke koydu. Önündeki otoparkı da iki katlı yeraltı otoparkı yapmak yerine üstüne otopark yaptı. Şimdi yetmiyor. Hakeza stadın altında da mutlaka otopark yapılması lazım. 6000 araçlık otopark, 6000 araçlık merkezin bütün otopark ihtiyacını karşılar. Nasıl işletilecek? Günlüğü 1 ila 2 TL üzerinden kart verilecek. Hemşeri kartı gibi. Vatandaş gittiği zaman, çarşıda işi olduğu zaman gidecek, arabasını oraya koyacak bedava. Ayda 50-60 lira para ödeyecek, o kadar. O da o otoparkın bakım ve temizliğine harcanacak. Bütün bunlar köklü çözümler. Gelelim kent merkezinde mahalle bazında otopark çözümlü. Benim zamanımda imar planlarına bir şerh koydum, Z diye. Dedim ki Z şartı olan yerlerde, Z yazılı olan parselde zemin katını otopark yapabilirsin. O takdirde sana bir kat fazla izin veriyorum. Üç katlı bina mı yapacaksın? Zemini otopark yaparsan dört kat yapıyorsun. Yani eskiden üç kat yapıyordun. Üç katını ben sana hediye ediyorum. Hem de böyle zeminden kurtarıyorum. Zemini de bir etkinlik alanı ve otopark olarak kullan. Bunun çok örnekleri var. Z plan şartına göre yapıldı. Aslında bu otopark plan şartı zemin katta otopark yapılabilecek alanların dışında zemin katı iş yeri yapıp üstünü otopark yapma izni verebilirsiniz. Örneğin merkezde bir bina yıkıldı. Neresi yıkıldı? Vakıfların eski binası yıkıldı. Oraya şöyle bir imar verebilirsin. Kaç katlı orası? 5 katlı. Zemini dükkan, ondan sonra 2 kat otopark, ondan sonra kalan 4 kat. Yani otopark katını kat saymayan, otopark yapan herkese istediği katta belli sınıra kadar otopark yapma imkanı veren bir plan değişikliği öneriyoruz. Bunu yaparsanız merkezdeki otopark sıkıntısını da çözersiniz. Yıkılan her binanın mutlaka bir otopark katı olur. Ha bodrum kata yapsın. Ya bitişik nizam, ön bahçesi olmayan yerlerde bodrum katlar otopark için müsait değil. İnemiyorlar, parseller küçük. Dolayısıyla yapmak isteyen yine bodrum katına da yapsın. İsteyen zemine de yapsın, zeminin üstüne de yapsın. Bunları kattan saymayan bir imar planı. Şimdi buna inşaat mühendislerinin bir itirazı olmuş.
Diyorlar ki burası zayıf kat oluyor, depremde yıkılıyor. Öyle bir şey yok. Böyle bir uydurma bahaneye sığınmayın. Ben 50 yıllık inşaat mühendisiyim. Binlerce betonarme proje çizdim. O binaları taşıyan tuğla duvarlar falan değil. Yok, duvarı yıkmışlar da onun için yıkılmış. Ya kardeşim, binanı projelendirirken zemin katını otopark yapıyorsan, yani duvarsız yapıyorsan, kolonlarını güçlendirirsin. Buna bir kriter getirirsin belediye olarak. Dersin ki zemin katta Z şartını kullanan, üst katta otopark şartını kullanan binalarda şu kadar pursantajı artıracaksın dersin. Demir miktarını, beton miktarını, her neyse. Taşıyıcıları güçlendirirsin. Taşıyan çünkü duvar, sıva değil. Taşıyan kolon, kiriş. Kolonu, kirişi güçlendirirsin. Duvardan medet ummazsın. Biz de duvardan medet uman bir mühendislik anlayışıyla Sayın Çerçioğlu bizim Z plan şartını kaldırdı. Bir sürü insan mağdur oldu. Çünkü benim komşum Z plan şartını kullanmış, sen kullanamıyorsun. Mağduriyet diz boyu. Dolayısıyla otoparkın çözümünü de anlattık. Bugünkü sunumumuzu bitirdik. Haftaya dediğim gibi Aydın'ın bekleyen, Aydın'ın valisinin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, daire müdürlerinin gündemine sokmak gerektiğini duyduğumuz konuları tek tek anlatacağız. Ondan sonraki haftalarda da sırayla Muğla, İzmir gibi, Manisa gibi kentlerimizle ilgili şehircilik problemleri üzerinde çalışacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Haftaya buluşmak üzere.